Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in el-tayyibin, el-tahirin bi kalbin selim. Radiyallahu teala anna ve ankum ve an kafetil muslimin ve yesserallahu lana ve lekum ecma'in. قال المؤلف الإمام العلامة المحدث أحمد ضياء الدين الجمشخانوي رحمه الله تعالى وإيانا معه ونفعنا الله بعلمه ورزقنا الله تعالى بشفاعته وجمعنا الله تعالى في فردوسه النعيم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي المؤمن المؤمن كان كهيئة البناء يشد بعضه بعضا صدق رسول الله فيما قال وكما قال. Allahu Zülcelal Hazretlerine ebedi hamdü sena, nihayesi sonsuz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namutenahi salatu selam, tazim ve hürmetler olsun. Allah Zülcelal meclislerimizi, hanelerimizi lütfuyla, keremiyle, ihsanlarıyla, ikramlarıyla doldursun. Sekineti, huzuru, itminanı, futuhatı müjdeleyen melekleriyle hanelerimizi, gönüllerimizi tezyin eylesin. Kalplerimizi muhabbetullah, muhabbetu Resulillah açsın. Sevdiklerini sevmeyi sevdikleriyle severek beraber olmayı cümlemize nasip eylesin. Sevmediği cümle şerlerden, her türlü hata ve kusurdan, yanlıştan lütfuyla, keremiyle cümlemizi muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini müellifler, kitaplar, meclisler, sohbetler, hocalar vasıtasıyla işitmeye bizleri muvaffak kıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile cennet aleminde ebediyen beraberlik ile bizlere lütfederek aleyhissalatu vesselamın kıymetli sözlerini ebedi saadet yurdu olan cennette ebedi komşuna dinlemeyi de cümlemize nasip eylesin. Meclislerimizi, sohbetlerimizi, hadis-i şerif meclislerindeki beraberliklerimizi o âli ulvi meclisteki beraberliklerimize vesile buyursun. Amin. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdular ki اِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ Bir mümin, bir müminle karşılaştığı zaman, bir mümin, bir müminle buluştuğu zaman كَانَ كَهَيَّةِ الْبِنَا Adeta bir bina yapısı gibi olurlar. İki mümin bir araya geldikleri zaman bir bina gibi olurlar. يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا Birisi diğerini takviye eder, biri diğerini destekler. İki mümin bir araya geldiği zaman birbirini destekleyen, birbirine yardım eden, birbirinin eksiğini, kusurunu tamamlayan, birbirini ikmal eden ve dışarıdan tek bir bina gibi görünür. Bir bina gibi görünür müminler buyurdu aleyhissalatu vesselam. Bu ne demek? Öyle olsunlar. Müminler böyle olsunlar. Dışarıdan bakıldığı zaman binaya çimento, kum, çakıl, piriket, tuğla olarak görünmez. Dışarıdan bakıldığı zaman yekpare bir duvar olarak görünür. Yekpare bir bina olarak görünür. Binaya bakan kimse tuğla gördüm demez, bina gördüm, evi gördüm der. İşte müminler bir araya geldikleri zaman şahsi varlıklarını o bütün bina içerisinde kaybederek o bina içerisinde yekpare bir vücut kazanırlar. Ve olması gereken de budur. Müminlerin birlikleri, beraberlikleri, bir araya gelmeleri otobüs durağında yığılan kalabalıkların bir araya gelmesi gibi değildir. Otobüs durağındaki kalabalıklara baktığın zaman insana bir nefret verir. Birbirinden efendim kaçmak, kurtulmak isteyen insanların kalabalığıdır. Dışarıdan bunu seyreden bir kimse yekpare bir vücut değil, bir yığıl kalabalık görür. Ya da bir kırmızı ışıkta kalabalık yığılan insanlar keza böyledirler. Müminlerin bir araya gelmesi ise
öyle bir kalabalık yığının bir araya gelmesi gibi değil, yekpare bir vücudun bir araya gelmesi, azaların bir araya gelip de bir vücudu oluşturması gibidir. Bakan tek bir vücut görür, bakan tek bir bina görür, asla arada ayrılık, gayrılık, farklılık görmez. Nasıl ki bir binaya bakarsanız, eğer eksiği kusuru varsa, direkt o eksik göze çarparsa, bir müminler bir araya geldiği zaman orada eksikler telafi edilir, eksikler tamir edilir, noksanlar kapatılır ve bakan tek bir bina kusursuz, eksiksiz bir bütün olarak görür. Ve müminler böyle olmalıdırlar buyurdu aleyhissalatu vesselam. Burada bir mümin, iki mümin kardeşten bahsetti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi mesele insanların samimi olması, birbirlerini sevmesi, beraber yaşamaları, birbirlerinden ayrı kalamamaları, birbirlerini özlemeleri değil sadece. Çünkü bu ifade edilen başlıklarda yapılan kardeşlik iman paydasında olmasa da olabiliyor. İki tane imandan uzak, İslam'dan uzak insan da tanışıyor, birbirini seviyor, beraber yaşıyorlar. Efendim belki talebelikleri, belki iş hayatları beraber geçiyor. Birbirlerini özlüyorlar, arıyorlar, ediyorlar vesaire. Ama bu kardeşler hakkında Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki el-ehillâ'u yevme ba'duhum li ba'din aduv. El-ehillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduv. Birbiriyle dünyada çok samimi olanlar, can ciğer dost olanlar, birbirlerinden ayrılamayan yakın arkadaşlar o gün birbirine düşman hale gelirler buyuruyor. Demek ki kastedilen şey sadece iki insanın birbirini çok sevip de kucaklaşması meselesi değil. Çünkü dünyada birbirini çok sevip de kucaklaşanlar ahirette düşman olabiliyorlar. Bir diğer ayet-i kerimede de وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا. Öyle sıkıntılı, dertli, kederli bir gündür ki ahiret günü, mahşer günü. O gün dünyadaki en samimi dostlar, hamim, birbirlerine çok samimi olan dostlar birbirlerini sormazlar. Kardeşimin hali nedir, onun hali ne oldu diye sormaz. Kendi derdine düşerler buyurdu Cenab-ı Hak. Demek mesele sadece efendim samimiyet meselesi değil. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak o günün dehşetini ve birbirini dünyada çok sevdiğini iddia edenlerin ahiretteki akıbetini anlatırken buyurdular ki يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ. O gün öyle bir gündür ki insan kardeşinden kaçar ve ummihi annesinden ve ebihi babasından ve sahibetihi hanımından ve benihi evlatlarından bile kaçar. Dünyada onlar için yapmayacağı şey yoktur. Canını onlar yoluna feda eder, servetini onlar için harcar. Onlarla bir evde doğmuştur, büyümüştür, yaşamıştır. Nice hatıraları vardır. Her birinin ölümüne efendim günlerce gözyaşı dökmüştür, hasretlerini çekmiştir. Buna rağmen ahirette bunlar birbirinden kaçarlar. Birbirlerini gördükleri için huzurla kucaklaşamazlar. Demek ki bunlar birbirini sevmiyorlar mıydı? Elbette seviyorlardı. Hangi kardeş kardeşini sevmez, hangi baba evladını sevmez, hangi erkek hanımını sevmez? Sevgi meselesi değil. Bu sevginin din temelli, İslam temelli, iman temelli olması. Temeli iman olan, tohumu iman olan, iman üzere beslenen, büyütülen sevgidir. Ahirette kurtuluş müjdesi olan sevgi. Bakın Cenab-ı Hak bir başka ayet-i kerimede de يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ. Mücrim olarak ahirete giden, günahlarla ahirete giden, mahcuben ahirete giden insan şöyle temenni eder. Keşke fidye olarak versem de kabul edilse, fidye olarak versem de bağışlansam. Neyi? Beni, evlatlarımı. Evlatlarımın hepsini fidye olarak alın, beni bağışlayın. Ve sahibetihi hanımımı fidye olarak alın ve ahihi kardeşimi fidye olarak alın ve men fil ardı cemian ayetin sonunda bütün herkesi fidye olarak alın yeter ki beni bağışlayın diyerek bütün insanların azaba gitmesini ister kendi kurtuluşu için. Demek ki mesele, tekrar edelim ki, sevgi meselesi değil. Yani insanların birbirini sevmesi değil. Bu sevginin mayasının ne olduğu önemli. Bu sevginin mayası İslam ise, bu sevginin mayası takva ise,
Bu sevginin ölçüsü İslam ise, İslam'a olan bağlılığımız, İslam'a olan yakınlığımız, İslam'daki hassasiyetimiz bu sevginin kuvvetlenmesini ve zayıflamasını temin ediyorsa, ha bu sevginin Allah katında karşılığı var. O nedenle Cenab-ı Hak buyuruyor ki el-ehillâ'u yevme'izin ba'duhum li ba'din aduv illel muttakîn. Evet, yarın dünyada çok samimi olan arkadaşlar birbirine düşman olurlar, illel muttakîn. Ama dünyadayken kardeşliğini takva üzere bina edenler, kardeşliklerini İslam üzere, iman üzere, Allah'ın koyduğu ölçüler ile devam ettirenler, sevgi nefsi değil de dini bir sevgiyle birbirine bağlananlar, nefsi bir temayül ile, menfaat ile değil de Allah rızası için, İslam için birbirini seven ve bu maya ile birbirine bağlananlar, meczolanlar, işte onlar ahirette birbirine düşman olmazlar. Birbirlerinden asla kaçmazlar ve dünyadayken beraberlikleri ahirette de beraber olmalarına ve ebedi saadete beraber yürümelerine sebebiyet verir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki mahşer günü sıkıntılı, dertli, çileli bir gündür. İnsanlar mahşer meydanında toplanırlar ve herkes kendi günahının derdine bürünür. Gözyaşı döker, ter döker, pişmanlıklar içerisinde kendi kendine hayıflanır. Ama bir takım insanlar vardır ki onlar Arş-ı Ala'nın gölgesinde her türlü korkudan emin olarak bir araya gelirler ve mahşerin sıkıntısını yaşamazlar. Kimdir bunlar ya Resulallah diyerek sual ettiğimizde Aleyhisselatü Vesselam belli zümreleri sayar. Bunların birisi de رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ İki adam vardır, iki kardeş vardır. Allah için birbirini sevmeyi becermiş iki kardeş. İctema'a aleyhi ve teferraka aleyh. Allah için bir araya dünyada gelebilmiş ve Allah için ayrılabilmiş iki kardeş. Sadece sevmek değil, bu sevginin ölçüsünü örnekler ifade edeceğiz ama burada kurtuluş vesilesi olan iki kardeşin birbirini Allah için sevmesi. Allah için birbirini seven iki kimse. Nefsi bir sevgi değil, nefisten öte, şahsi menfaat ötesinde Allah rızasıyla birbirini sevmeyi becermiş iki mümin. İşte yolda birbirlerini gördüğü zaman bir bina gibi bir araya gelen, dışarıdan bakıldığı zaman yekpare bir vücut gibi görünen, birbirinin eksiğini gideren, birbirini takviye eden, birbirine daima destek olan müminler, Allah için bunu yapan müminler, ahirette Arş-ı Ala'nın gölgesinde huzur içerisinde toplanırlar. Onların huzurunu baba oğul, efendim anne kız bir aile temin edemez. Niye burada birbirini seven anne babalar, çocuklar demiyor da kardeşler diyor? Çünkü insan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, evladına karşı sevgisinde nefsilik vardır. Evlat babanın bir cüzüdür. Bir insan kendini sever gibi evladını sever. Kendine gelecek her türlü zarardan evladı için de korkar. Kendine gelecek her türlü menfaati evladı için de ister. Ama bunun temelinde evladın onun bir cüzü olması, onun devamı olması vardır. Bu bakımdan annenin evladına da, babanın yavrusuna da bakışında nefsilik vardır. Met edilen sevgi, babanın evladına olan sevgisi değil de kardeşlerin birbirine olan sevgisi olarak beyan edilmiştir. Ne zaman ki bir baba evladı için hissettiğini, evladı için yani gönlünde hissetmiş olduğu muhabbeti, onun için gözyaşı dökmesi, dertlenmesi, uykusuzluğunu paylaşması, gözyaşını paylaşması, kendinden öte onu tutması, onun menfaati için her türlü fedakarlığı yapması duygusuyla bir insan, evladına baktığı bu duyguyla bir kardeşine bakabilir, onu böyle bir sevgiyle sevebilirse, işte o sevgi nefsi değildir, dinidir, Allah içindir. Niye? Çünkü bu iki kimse arasında böyle bir kan bağı, böyle bir efendim cüz'iyet bağı yoktur. Ha bir babayla oğul arasında da muhabbet Allah için olabilir fakat bunu temin etmek çok daha zordur. Bir babanın evladını Allah için sevmesi, bunu başarabilmesi bir mümini Allah için sevebilmesinden daha zordur. O nedenle kolay olan müminin mümini Allah için sevmesi öncelikle ifade edilmiştir. Ve bakınız Allah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisi kutsi olarak beyan eder ki
Vecebet mahabbeti lil mutahabbine fiyye. Benim için birbirini sevmeyi başarmış kimselere benim muhabbetim vacip olur. Ben onları severim. Benim için bir araya gelebilenler, benim için birbirine harcama yapabilenler, benim için birbirini ziyaret edebilenler, ziyaretleşmelerinde, oturup kalkmalarında, birbiri için harcamalarında benim rızam temelse, ölçüyse, din ölçüyse, takva ölçüyse o kimselere benim muhabbetim vacip olmuştur. Kime de benim muhabbetim vacip olursa o kimselere dünyada keder, ahirette korku, mahzuniyet ve pişmanlık yoktur. Hatalarını örter, günahlarını bağışlar, o muhabbet ile onları cennete idhal ederim buyurmuş oldu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ve yine aleyhissalatü vesselam dünyada Allah için birbirini sevebilenleri, sevgilerinin temelinde din olanların ahirette kazanacaklarını beyan ederken hum fi mekanin, Cenab-ı Hak bu sevgi meselesini Allah için halledebilen kimselere öyle bir makam, öyle bir mekan hazırlamıştır ki yagbituhum el evvelune vel ahirun, gelmiş ve gelecek bütün insanlar onların bu makamına bakıp gıpta ederler. Ne bahtiyar insan bunlar, ne yapmışlar da bu makama yükselmişler diye onların bu makamına böyle gıpta ile bakarlar. La yakhafun iza khafa ennas. İnsanlar korktukları zaman, mahşerde insanlar endişeyle titredikleri zaman bu kimseler bulundukları o âli makamlarda hiçbir korku yaşamazlar. La khafun aleyhim ve lahum yahzanun. Onlar için ne dünyada yaptıklarından dolayı bir mahzuniyet ne de ölümle beraber karşına çıkabilecek herhangi bir korku söz konusu değildir. Allah Teala muhabbetiyle onları sarmıştır. O muhabbet içerisinde her türlü korkudan emin olarak huzur ile bulundukları yerde bulunurlar. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz اِذَا اِلْتَقَى الْمُتَحَابَّانِ, gerçekten birbirini Allah için seven iki mümin karşılaşırlarsa فَبَشَّ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ, birbirlerine beşaşette bulunurlar, tebessüm eder, tatlı dille söz söyler, karşılıklı gülümserlerse birbirlerine تَحَاتَتْ عَنْهُمَ الْخَطَايَا, ikisinin de hataları, kusurları, günahları sonbaharda kurumuş yaprakların rüzgarla dökülmesi gibi dökülüverir. İki mümin birbirini Allah için sevebilirlerse selamlaşmaları günahı döker. Birbirini aramaları günahları döker. Birbirlerine selam vermeleri, konuşmaları, tebessüm etmeleri, musafa etmeleri hepsi günahı döken sebep olur. Ayet-i kerimelerde dünyada birbirini sevenlerin ahirette düşman olacağından bahsederken, baba ile oğlun birbirinden kaçacağından haber verilirken, evladını feda edip de kurtulmak isteyecek kadar nefsi bir noktaya babalar sürüklendiği beyan edilirken, Allah için birbirini dünyada sevmeyi beceren kardeşlerin ahirette birbirlerini bırakmadıklarını, beraberce yükseldiklerini, günahlardan arınarak ahirete gittiklerini, her türlü korkudan emin olduklarını ve asla birbirlerine vazgeçmeyeceklerini, cennete ancak kardeşlerle gireceklerini beyan eden hadis-i şerifler mevcuttur. O zaman burada bir şey önümüze geliyor. Demek ki sadece mesele birbirini sevmek değil, bu sevginin Allah için olması, dini ölçüler ile olması, takva temelli olması. Eğer aramızdaki muhabbet dine bağlılığımızla beraber artıyorsa bu muhabbet Allah içindir. Dine karşı meydana gelen gevşeklikler aramızdaki muhabbetin de azalmasına götürüyorsa demek biz Allah için birbirimizi sevmişiz. Fakat bakın şöyle bir durum oluyor. Diyelim ki birisiyle üniversitede tanışmışız, lisede tanışmışız, senelerce beraber yaşamışız. Birbirimizi camide, efendim mescitlerde, sohbetlerde, ibadethanelerde görmüşüz ve sevmişiz. Derken aradan seneler geçmiş. Yine görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz, buluşuyoruz, konuşuyoruz vesaire. Aradan 10 sene geçmiş, 15 sene geçmiş. Şöyle dönüp bakıyoruz 15 senelik hayatımıza. Efendim üniversitedeki dini heyecanımız azalmış, hassasiyetlerimiz törpülenmiş, pek çok noktalarda efendim gevşeklik hayatımıza sızmış, camiye koşarken artık evde namazı ancak kılar hale gelmişiz, sohbetlere koşarken sohbet dinleyemez hale gelmişiz.
dini hayatımızda bir gerileme olmuş. Peki o arkadaşla sohbetimizde, samimiyetimizde ise 15 sene artış olmuş. Ha belki efendim üniversitedeyken bu samimiyetimizin temelinde din varken, takva varken sonra bu arkadaşlık, bu samimiyet yerini nefsi bir muhabbete bırakmış ki bizim aramızdaki muhabbet nefsi olarak artmış, birbirimizi aramamız, sormamız, görüşmemiz artmış. Fakat dindarlığımız, dini hassasiyetimiz zayıflamış. Demek ki bir zaman sonra ölçü kaçmış. Ya da şöyle diyelim, belki bu misal daha iyi anlaşılır. Mesela bir genç evlenmek istiyor. Ona diyoruz ki mesela işte bir hanımefendi var. İşte hafızı kelamdır, tesettürüne çok efendim muntazam dikkat eder, ehli hayadır. Böyle efendim harama karşı kendini son derece korumaya gayret eder. Böyle din adına meziyet olabilecek güzelliklerini sayıyoruz. Henüz bu erkek hanımı görmemiş. Ama anlatılan bu vasıflar sebebiyle gönlü bu anlatılan şahsa meylediyor. Şu anda gönlü meylettiği şey nedir? Dindir. Dine meylediyor. Şu anda anlatılan vasıflar din adına methedilen Resulullah'ın öne çıkardığı bir kadında ahiret için aranan özellikler. Bunlar söylendiği zaman bir erkeğin gönlünde ona karşı meyil oluyorsa kadını görmeden bu sevgi Allah için bir sevgidir. Ha aynı şekilde bir bayan için de bunlar erkek adına anlatılıyor. Onu da erkeğe karşı kalp meyledebiliyor. Sonra bunlar bir araya geliyorlar, evleniyorlar. Bak din ile başlayan muhabbet bir zaman sonra belki nefsi bir tarafa kayabiliyor. Din adına başlayan sevgi, dini meseleler ile bir araya gelen iki kimse bir zaman sonra çok daha dünyevi, süfli meselelerle hayatlarına devam edebiliyorlar. Din ile başlayan sevgi bir zaman sonra nefsileşebiliyor. Az önceki misal de bunun gibi. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam bize bir şey söyledi. İki mümin bir araya geldiği zaman onlar bir bina gibi, bir binanın yapısı gibi görünürler. Birbirini takviye ederler, teyit ederler, desteklerler ve dışarıdan bakıldığı zaman tek vücut gibi görünürler. Asla tefrika, ayrılık aralarında görünmez. Peki Allah için müminlerin birbirini sevdiğini nasıl anlarız? Ya da Allah için birbirini seven müminler nelere dikkat ederler? Hangi alametler bunu gösterir ve teyit eder? Bu konuda pek çok alamet saymak mümkündür. Kur'an ve sünnetten çıkarıp da madde yapabileceğimiz. Fakat bir sohbetin istihabına sığabilecek kadar birkaç madde sayarsak bunların elbette başında şu gelir. Bak yeşullu ba'duhu ba'dan birbirini takviye etmek dediğine göre eksiğini gediğini tamamlamak olarak beyan edildiğine göre ayet-i kerimede de vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd mümin erkekler, mümin kadınlar onlar birbirlerinin yardımcılarıdır, dostlarıdırlar. Ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker birbirlerine iyiliği emrederler, birbirlerini kötülükten alıkoymaya çalışırlar. Ha, eğer iki kimse gerçekten Allah için birbirini seviyor iseler, Allah için dost iseler, o zaman bir müminin yapmış olduğu hatayı diğer mümin çekinmeden, tereddüt etmeden, acaba bana gücenir mi diye düşünmeden söyleyebilmelidir. Eğer rahatlıkla, nezaketle, usulünce, uslubunca bunu karşı tarafa söyleyemiyorsa, çekiniyorsa demek ki muhatabını Allah için sevemiyor. Ya da usulünce, uslubunca, nezaket ile yapılan bir yanlış karşı tarafa söyleniyorsa da karşı taraf bunu nezaketle karşılayıp da Allah razı olsun diyemiyorsa, bundan rahatsızlık duyuyorsa, uyaran kimseye güceniyorsa o da karşı tarafı, muhatabını Allah için sevmiş değil. Allah için birbirini sevmenin birinci alameti her iki tarafında birbirlerine Allah yolunda yapılan yanlışı rahatlıkla söyleyebilmeleri ve her ikisinin de bu hata söylendiği zaman memnuniyetle bunu kabul edip düzeltebilmesidir. Bir müminin yapmış olduğu hatayı ona nezaketle söyleyemeyen kimse onun dinde kardeşi değil. Nezaketle yapılan uyarıyı kabul edemeyen, kırılan kimse de uyaranların dinde kardeşi değildir. Şimdi bu birinci alamet. Hadi bakalım bugün Allah için bizi uyaran kim olursa kırılmayız diye düşünün. Yani çok kimse yoktur. Yani böyle birileri bizi gelse uyarsa bu yaptığın yanlıştır. Uslubu tuttursa da tutturmasa da
Yani bunlara karşı kırılmamak gerekir ya. Bu çok zordur birinin bize hatamızı söylemesi. Yaptığımız bir güzelliği met etmesi bir şey değil de. O kolay da. Yapılan bir yanlışı söylemesini kolay kolay kaldıramayız. Ve etrafımızda bakalım kaç kimse var ki yaptığı hatayı ona tereddüt etmeden rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir alamet. İşte bu müminler mahşere, kurtuluşa yürür gibi yürürler. Ve bu müminlerin bir araya gelmesi bir binanın tekevvün etmesi gibi bir yekpare bir vücudu bina eder. Bir diğer hadis-i şerifte aleyhissalatu vesselam el-müslimu ehul müslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu kardeşlikten dolayıdır ki la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman kardeşine zulmetmez ve la yuslimuhu, onu düşmüş olduğu bir sıkıntıya teslim etmez. Onu derdiyle baş başa bırakmaz. Onu gözyaşıyla baş başa bırakmaz. Onu borcuyla, sıkıntısıyla baş başa bırakmaz. Onu kendi haline terk etmez. Eğer onun kardeşse bunu yapar. Kardeşlikte aranan ikinci mesele de, vasıf da budur. Kardeşine eliyle zulmetmez, diliyle zulmetmez. Kardeşi aleyhinde söylenen sözleri kulağıyla dinleyerek ona zulmetmez. Kalbiyle ona suizan ederek ona zulmetmez. Kalbinin de, dilinin de, kulağının da kendisine karşı günah işlemediği kimse senin kardeşin, benim kardeşimdir. Yine bize karşı diliyle, eliyle, kalbiyle, kulağıyla günah işlememiş kimse de o da bizim kardeşimizdir. Ama bu ölçü alınırsa o zaman kardeş bulmamız çok zor, kardeş olmamız da çok zordur. Çünkü en çok aleyhinde konuştuklarımız en yakınlarımızdır. En çok kulağımızın kendisi hakkında günah işlediği kimseler de en yakın oturduklarımızdır. Elimizle zarar verdiğimiz, dilimizle zarar verdiklerimiz de yine dost bildiğimiz, gece gündüz bir araya geldiğimiz, hafta geçmeden görüştüğümüz kimselerimizdir. Bak, kardeşlikte böyle bir ölçü var. Bu ölçüyü başarmış, bu ölçüyle birbirini sevebilmiş kimseler bir araya geldikleri zaman yekpare bir binayı teşekkül ettirirler. Ve o binaya bakanlar sadece huzur, saadet, heybet ve büyüklük, azamet görürler. Yine aleyhissalatu vesselam Efendimiz el-mu'minu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi buyurdu. Ma yuhibbu li nefsi. Mümin o kimsedir ki kendisi için arzu ettiği şeyi kardeşi için arzu edebilir. Bu kıvamdadır. Kendine gelecek menfaatin kardeşlerine gelmesini de ister. Kardeşlerine dokunma, kendine dokunmasından korktuğu zararın kardeşine dokunmasından da korkar. Ve kardeşlerinin başına gelen menfaate sevinir, zarara üzülebilir. Bu kıvamdadır. Bu bir müminin imanla alakalı taşıması gereken bir sıfattır. O nedenle Mevlana Hazretleri rahmetullahi aleyh buyururlar ki, hocası ona demiş ki, eğer sen müminleri seviyorsan ve müminleri kardeş biliyorsan, sadece beraber oturup kalktığını değil, bütün müminleri, bütün ümmeti Muhammed'i, İslam coğrafyasını kendine kardeş biliyorsan, bilesin ki dünyanın herhangi bir yerinde ağlayan bir Müslüman varsa mümin olarak senin gülmeye hakkın yok. Dünyanın bir yerine bir Müslüman aç ise senin doymaya hakkın yok. Mevlana der ki, ve ben biliyorum ki mutlaka ağlayan Müslümanlar var, o nedenle gülemiyorum. Aç Müslümanlar var, o nedenle yemek yiyemiyorum. Üşüyen Müslümanlar var, o nedenle daima yazda kışta soğuktan titriyorum buyurdular. Bu kardeşliğin gereğidir. İbn Abbas Hazretleri rahmetullahi radıyallahu anh buyururlar ki, bir Müslümanın üzerine konan sinek diğer Müslümanı rahatsız etmiyorsa arada kardeşte kusur vardır. Kardeşlik o noktaya gelmelidir ki bir müminin canını sıkan en ufak bir şey, bir sinek dahi olsa diğer mümine de aynen dokunması gerekir. İbn Abbas'ın bir ifadesi de şudur ki, yani elimde olsa kardeşlerimin üzerine bir sineğin konmasına bile müsaade etmem. Onu bile def etmeye gayret ederim. Gücüm yetse o sineğe bile orada konmasına müsaade etmem diye buyuruyor. Bir müminin kardeşlerine bakışı böyle bir kalp ile olmalı. Onlara menfaat dokunması için canı gönülden hevesli olmalı. Onların başına gelebilecek her türlü zararı def etmenin en azından gönüllüsü olmalı. Gücü yettiği ölçüde def etmeli, zarar gelmesin diye canı gönülden dualar edebilmelidir.
Bu kardeşliğin gereğidir. Bakınız ki sahabe-i kiram hakkında İbni Ömer radıyallahu anh sahabenin, yani kendinden büyük olan sahabenin ahlakını Medine'ye anlatırken tabiini kirama diyor ki kulluhum kâne yara enne ahâhu eşeddu hâceten minhu. Her bir sahabi, kimi tutarsan tut, her biri düşünürdü ki kardeşim benden daha muhtaçtır. Böyle bakarlardı. Kulluhum kâne yara, her birisi şöyle düşünürdü ki enne ahâhu eşeddu hâceten minhu. Kardeşi, her bir kardeş ondan daha ihtiyaçlıdır. Hiçbir zaman kendisini başkasından daha muhtaç görmez. Her bir kardeşini kendinden daha ihtiyaçlı görür. Onu kendine tercih ederdi. Yine İbn Ömer'in bir meşhur sözü daha vardır. Radıyallahu anh buyurlar ki لَقَدْ رَأَيْتُنَا. Ben kendimizi, sahabe içerisindeki hayatımızı görür gibiyim. وَمَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمْ بِأَحَقَّ بِد۪ينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ اَخِيهِ الْمُسْلِمِ. Hiçbir Müslüman kimse cebindeki paraya kendisini kardeşinden daha layık görmezdi. Hiçbir Müslüman, hiçbir sahabi Resulullah'tan kardeşliğin eğitimini almış hiçbir fert cebindeki parayı, kendi cebindeki paraya kendisini kardeşinden daha layık görmezdi. Bilirdi ki bu para benim cebimde ise de ümmetin parasıdır. İhtiyaçlı olan herkesin en az benim kadar parasıdır diye düşünürdü diye söylüyor. Aleyhissalatü vesselam böyle bir kardeşlik işledi sahabesine. O nedenle de gelecek nesillere buyurdu ki اِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ. Bir mümin bir müminle karşılaştığı zaman كَانَ كَهَيَّةِ الْبِنَا. Aynı bir bina yapısı gibi, bir bina gibi görünür. يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. Birbirini destekleyen, birbirini teyit eden, birbirini kuvvetlendiren, birbirine omuz veren bir bina gibi görünür. Birbirinden ayrı ve kopuk asla görünmez. Şimdi bu sözleri toparlayacak olursak, görüyoruz ki maalesef ve maalesef kardeşliklerimize, beraber camiye geldiğimiz, beraber Kur'an okuduğumuz, beraber sohbet dinlediğimiz ve kardeşim dediğimiz, Allah için kardeşimsin dediğimiz, ahirete beraber gitmeyi arzu ettiğimiz cümle kardeşlerimizle kardeş hukukumuza baktığımız zaman kardeşliğimize dünya sızmış bir miktar. Derece derece. Dünya muhabbeti, dünya sevgisi sızmış, nefsilik sızmış, menfaat arzusu sızıvermiş. O nedenle bazen bakıyoruz ki kime karşı dünya menfaatimiz daha çoksa ona karşı sevgimiz, sevgi gösterimiz, aramamız, sormamız, ilgilenmemiz o kadar çok oluyor. Kiminden beklediğimiz menfaat daha çoksa ona karşı ilgi alakamız artıyor. Halbuki bunlar dünyaya alakalı işler iken alaka, dünya ile alakalı alaka arttıkça irtibat da kuvvetleniyor. Bir kimse makam sahibi ise, mevki sahibi ise, servet sahibi ise, itibar sahibi ise, dolaylı olarak efendim dünyevi imkanları fazlaysa, farkında olarak ya da olmayarak o kimseye karşı alakamızın, meylimizin arttığını görüyoruz. Mescitte ona karşı iltifatımızın, sokakta ona karşı selamımızın, ondan gelen selama karşı veriş efendim selamını alışımızın daha farklı olduğunu hissediyoruz. Halbuki bunlar yani daha dedim fakirdir, itibarsızdır, servet sahibi değildir, şudur budur. O kimselerle olan dostluğumuzun daha edna bir seviyede devam ettiğini görüyorsak andaki aramızdaki sevgiye dünya sızmış, menfaat sızmış oluyor. O nedenle buyurulur ki eğer bizim sevgimizin temeli dinse, ölçüsü dinse, dindarlığımız arttıkça muhabbetimiz artmalı, muhabbetimiz arttıkça dindarlığımız artmalı, hassasiyetlerimiz kuvvetlenmeli, öyle olması gerekir. O bakımdan bir misal de arz edilirse, dedik ya durakta bekleşen kalabalıklar gibi değil. Bu şuna teşbih ediliyor. Yani harfleri düşünün. A, B, C harfleri. Bunlar tek başına sadece alfabede bir harftir. Hiçbir mana ifade etmez. Tek başına varlıkları sadece ben varım diye, A diye ses çıkaran bir harften ibarettir. Fakat bu harfler ustaca bir metin içerisine dizildiği zaman o harflerle bir destan meydana gelir.
Ama bu harfler A olarak bir destanda, B olarak destanda görünmez. Çok etkileyici bir şiir olarak kendini gösterir. Ama şiirde harfler, kelimeler, heceler dikkat çekmez. Topyekun bir şiir müessir olur. Kalplerde tesir uyandırır. İşte bir mümin kendi benliğinden, kendi efendim şahsi çıkarlarından, şahsi duruşundan, bensiz olmaz ben olayım düşüncesinden vazgeçip de bir bütün içerisinde varlığının görülmemesi pahasına topyekün o yekpare vücut içerisinde yok olmaya razı olursa ne destanlar, ne müessir şiirler, ne etkileyici sözler meydana gelir. Baktığın zaman tarihte de bunu görüyorsun. Topyekün kardeşliklerin var olduğu zamanda nice başarılar, nice destanlar yazılıyor. Fertler ortaya çıkmıyor, cemiyetin ortak neticeleri hasıl oluyor. Ve Cenab-ı Hak da ikramen o fertleri de asla unutturmuyor ya, o da ayrı bir mesele. Ama hadis-i şerifte de birbirini teyit eden tuğlalar gibi, birbirini destekleyen tuğlalar gibi. Tuğla duvara baktı mı ben kumum demiyor, öteki ben çimentoyum demiyor, ben çakılım demiyor, ben efendim tuğlayım demiyor. Bakan sadece yekpare bir vücut bina görüyor. İşte o bina gibi müminler birbirleri içerisinde böyle şahsi duruşlarından vazgeçip de bir binaya teşekkül ettiklerini düşünmelidirler. Hadis-i şerifi bir de okuyarak bitirmiş olalım. Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki اِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ Bir mümin, bir müminle karşı karşıya geldiğinde كَانَ كَهَيَّةِ الْبِنَا Aynı bir binanın yapısı gibi olurlar. يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا O iki mümin birbirini teyit eder, birbirinin eksiğini, gediğini giderir, noksanı telafi eder, birbirini destekler, kuvvet verir. Mümin, müminle beraber kuvvet bulur. Mümin, müminle beraber güç bulur. Allah Zülcelal hadis-i şerifte ifade edilen kardeşliğe ermeyi, mümin binasını beraberce teşekkül ettirebilmeyi nasip eylesin. Bizi birbirimize düşürecek ve kardeşliğimizi ahirette mahcubiyete, birbirimizden kaçmaya ve pişmanlığa sebebiyet götürecek her türlü yanlıştan muhafaza buyursun. Hafız ismi şerifi ile kardeşliğimize halel getirecek her türlü hatadan, kusurdan, kalbi afetlerden, kibirden, ucubtan, riyadan, her türlü hatadan bizleri muhafaza eylesin. İfade edildiği üzere âli makamlarda evvelun ve ahirunun gıpta ile baktıkları o ulvi mekanlarda kardeşler olarak bir araya gelmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah.